Bismillahirrahmanirrahim. Adil sistem hakça paylaşım mottosuyla düzenlediğimiz 5. olağan kongremizin öncelikle memleketimize, milletimize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini temin ediyorum. Hüdapar bu siyaset sahnesine çıktığı ilk günden beri önce insan, öncelik adalet sloganıyla siyaset sahnesine çıktı ve o gün bugündür insana dair, insan için olan, insanın yararlı olabilecek, insanın faydası olabilecek her konuda Hüdapar'ın mutlaka bir sözü var ve bir çözümü vardır. Bugün dile getirdiğimiz, öne çıkarttığımız adil sistem ve hakça paylaşım da öncelikle günümüzde milletimizin, halkımızın çokça şikayet ettiği, yakındığı konularda çözüm önerimizi dile getirmek üzere, bunu öne çıkarmak üzere belirlenmiş bir slogandır. İnşallah Hüdapar ilk günden beri, 2012'den beri dile getirdiğimiz en önemli hususlardan bir tanesi de adalet ve adillettir. Yani adil sistem derken biz hayatın her alanında adil olmayı ve hakça adil bir şekilde bütün vatandaşlara, bütün halkımıza devletin, hükümetin ve milletin ihtiyaç duyduğu her konuda adil bir şekilde bölüşümün yapılmasını, dağıtımın yapılmasını dile getiriyoruz. Biz 2012'den beri hep aynı şeyleri dile getiriyoruz. Hüdapar siyaset sahnesinde, Türkiye'nin siyaset sahnesinde yeni bir ses, yeni bir soluk olmuştur. Herkesin söylediğine değil, milletimizin ihtiyaç duyduğu hususları dile getirmeye çalışıyoruz. Bugün Genel Başkanımızın konuşmalarında dile getirdik. Dile getirdiği hususların tamamı belki bizim vatandaşlarımızın dillendiremediği, dile getiremediği, sesini iletemediği sessiz çığlıkların sesi olmuştur. Bu bizim bütün büyük kongrelerimizde Hüdapar'ın dile getirdiği hususlar bunlardır. Halkın ihtiyaçlarıdır. Halkın sorunlarının çözüm noktasında dile getirdiği, özellikle parti programımıza dile getirdiğimiz çözümlerin dile getirilmesidir. Bugün bunu tekrar yeni bir solukla, yeni bir nefesle bunu inşallah dile getirmeye devam edeceğiz. Yani kongreler aslında partilerin yeniden silkinişi, yeniden toparlanışı, ülkenin sorun ve sıkıntılarının güncellenerek tekrar bunları güncel çözümler üretmesi için bir fırsattır. Bugün elhamdülillah bu süreç yolunda devam ediyor, normal sürecinde devam ediyor. Partimiz, genel idare kurulumuz hemen hemen yarı oranında değişti, değişecek. Yani bu tek liste olduğu için bunu dile getirir, rahatlıkla dile getirebiliyoruz. Aramızda yeni gençler, yeni konusunda uzman, memleket meselelerinde sözü olan yeni insanlarımız var. İnşallah bunlarla kafa kafaya vererek, istişarelerle ülkenin sorunlarına çözüm üretmek için yeni bir başlangıç yapacağız. İnşallah yeniden yeni bir başlangıç diyerek 5. kongremizi inşallah yapıyoruz.